Niye bu kadar sinirlisin Bhagwati? Çünkü sen kızımızla hiç ilgilenmiyorsun. Ben ne yaptım şimdi? Biraz açık konuş. Köyde neler olduğunu bilmiyor musun? Ne olmuş? Kızımız daha çok küçük ve masum. Arkadaşları onu kötü etkileyebilir. Sakin ol, sinirlenecek bir şey yok. Tamam, kızımız çok küçük ama çok akıllı aynı zamanda. Ayrıca sen onu çok iyi yetiştirdin. Onun büyük bir hata yapacağını hiç sanmıyorum. Kızımız akıllı olabilir ama insanlar çok kötü. İyi de canım, onun bunları anlamasını nasıl sağlayabiliriz he? Bak, Anandi bazı şeyleri anlayamayacak kadar küçük. Ona karşı çok sert olma. Bırak istediği gibi oynasın. Şimdi beni dinle. Zaten fazla zamanı kalmadı. Yakında buradan gitmiş olacak. Gideceğini biliyorum. Ama kötü arkadaşlardan uzak durmalı. Jampa'nın davranışlarından hoşlanmıyorum. Üvey annesi çok endişeli. Ama üvey olduğu için ona kızamıyor. Ona kızarsa insanların onu suçlayacağını düşünüyor. Ben de Anandi için endişeleniyorum. Çünkü endişelenme Jampa... lütfen. Bizim kızımız çok akıllı. Başını derde sokmaz. Ha? Hadi gidelim. Çok güzel. Hiç kimse senin kadar lezzetli sütlaç yapamaz. Gözlerim bağlı olsa bile bu sütlacı senin yaptığını anlarım. Bu arada jalebi yapmayı hala öğrenemedin. Son denemem bir faciaydı. Birkaç tane yedikten sonra doktora gitmek zorunda kaldım, biliyorsun. Bunu hayatın boyunca yüzüme mi vuracaksın? Bu konuyu ne zaman unutacaksın? Anne! Camına yengem çok kötü oldu. Çok acı çekiyor. Aman tanrım. Babaannene haber verdin mi? Babaannem amcamla birlikte dışarı çıktı. Dilli, durumu hiç iyi görünmüyor. Çok fazla acı çekiyor. Hemen doktora haber vermelisin. Doktor mu? Sen aklını mı kaçırdın? Lütfen beni anlamaya çalış. O çok acı çekiyor. Durumu çok ciddi olmalı. Zayıf düşmüş olmasına rağmen annem bütün hafta onu çalıştırdı. Sanırım buna dayanamadı. O 7 aylık hamile. Doktor ne yapabilir ki? Belki de doğum sancısıdır. Yani erken doğum yapabilir. Lütfen beni dinle ve doktora haber ver. Kalan borcunu ne zaman ödeyeceksin? Önümüzdeki hasat zamanında. Dinle. Biliyorsun ki sana yeterince müsamaha gösterdim. Eğer borcunu zamanında ödemezsen bir daha sana asla borç vermem. Al şunu Basant. Gidelim. Camuna. Bay Bayron, durumu çok kritik. Hayatı tehlikede. Onu bu durumda bırakamayız. Müdahale edilmesi gerekiyor. Onu hemen hastaneye kaldırmalıyız. Hastane mi? Evet. Yoksa hayatı tehlikeye girecek. Hemen tedaviye başlamamız gerekiyor. Sizi anlıyorum doktor ama annemin onayı olmadan onu hastaneye kaldıramayız. Dinle. Camuna'nın hayatı tehlikede. Annem ve Basant gelmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Seninle aynı fikirdeyim ama... Daha fazla vakit kaybedersek ona kötü bir şey olmasından korkuyorum. Ona kötü bir şey olursa kendini affedebilir misin? Acele etmeliyiz Bayron. Bay Bayron, zaman kaybediyoruz efendim. Tamam, onu hastaneye kaldıralım. Hey! De! Thank you.
Dikkatli olun. Yavaş. Jagdish, şimdi beni çok iyi dinle. Babaannene ve amcana Jamuna'yı hastaneye götürdüğümüzü söyleyeceksin. Tamam. Durun. Demek annene itaatsizlik etmeye devam ediyorsun, öyle mi Bayram? Yine karının kararına karşı çıkmayı beceremedin, değil mi? Hı? Ama anne, Jamuna gerçekten çok acı çekiyor. Sen gidebilirsin. Ama anne, doktor onu hastaneye kaldırmamız gerektiğini söyledi. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Gelinimi bu doktorun tedavi etmesini istemiyorum. Ama onun hayatı tehlikede. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Kaderinde yaşamak varsa senin yardımına ihtiyacı yoktur. Öyle değil mi? Ölmek varsa hiç kimse onu kurtaramaz. Seni buraya çağırmalarına hiç gerek yoktu. Bu işi bana bırak. Oğlum da bana yardım edecek. Sana ihtiyacımız yok. Gidebilirsin. Onu mutlaka hastaneye götürmemiz gerekiyor. Gelinim hastaneye gitmeyecek diyorum. Son sözüm bu. Sen artık gidebilirsin. Hadi. Ama durumun ciddiyetini anlamıyorsunuz. Doktor Bey. Size saygısızlık etmek istemiyorum. Ama ısrar etmeye devam ederseniz sizi evden atmak zorunda kalacağım. Ben evden dışarı adımımı atar atmaz hemen arkamdan iş çevirmeye başlamışsınız. Jamuna, tamam. Hadi içeri gidelim. Sen onları dinleme. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Anne. Tamam mı canım, hadi. Doğum yapacak ilk kadın sen değilsin. Hadi, hadi gidelim. Biraz dinlenmen gerekiyor. Onu odasına götürün. Hadi gidelim. Korkma. Hadi, hadi. Birbirinize kaş göz yapmaya bırakın. Anne. Suguna, ne bakıyorsun? Acele et ve Miti'yi buraya çağır. Hadi çabuk ol, hadi. Miti. Ne düşünüyorsun? O iyileşecek mi? Lütfen bebeğimi kurtar. Bebeğimi bir kez daha kaybedemem. Lütfen. Lütfen bebeğimi kurtar. Eğer bebeğim ölürse ben de ölürüm. Onu kaybedemem. Lütfen onu kurtar. Bebeğimi kurtarmak zorundasın. Lütfen bebeğimi kurtar. Dur, nereye? Nereye? Ne oldu Miti? Neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Gelininizin durumu çok kritik. Bedeni çok zayıf düşmüş. Bu acıya daha fazla dayanamaz. Bunu da büyütecek ne var? Şu anda acı çekmesi çok normal.
Ama o bu acıya dayanamaz. Onun neler çektiğini hiç kimse bilemez. Ne demek istiyorsun? Onun durumunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Evet, doğum yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Gerçeklere karşı gözlerimizi kapatamayız. Doktor bu konuda çok haklıydı. Ameliyata alınması gerekiyor. Şu anda onun da bebeğin de hayatı tehlikede. Sen de mi onun tarafındasın? O adam bize çocuğu aldırmamızı söyledi. Anlıyor musun? Sen sadece sana söyleneni yap. Şimdi içeri git hadi. Hadi. Bundan sonrası Tanrı'ya kalmış. Ben elimden geleni yapacağım. Ama gelininizin durumu çok kritik. Bu acıya daha fazla dayanamaz. Bünyesi çok zayıf düşmüş. O bu acıya dayanmakta zorlanıyor. Size tek bir şey söyleyebilirim. Ya anne ya da çocuk. Sadece birini kurtarabiliriz. Şimdi kararınızı verin. Camunay'ı kurtarmalısın. Çocuğu kurtar. Ben torun istiyorum. Eğer doğum bile yapamayacaksa onu kurtarmanın hiçbir anlamı yok. Anne, henüz doğmamış bir çocuk için Camuna'nın hayatını tehlikeye atıyorsun. Bu kadar yeter. Sen bu işe sakın karışayım deme. Bu konu tamamen Basant'ı ilgilendiriyor. O konuşsun, sen değil. Anne, emin misin peki? Senin soyadını taşıyan çocuklarım var, bunu biliyorsun. Peki Basant ne olacak? O benim durumumu düşünmüyor. Sen neler söylüyorsun? Bu hoşuna gitmeyebilir ama doğru. Hiç kimsenin hayatı çocuğumunkinden daha önemli olamaz. Bu kadar açgözlü olmana gerek yok. Bunun sen de farkındasın. Öyle değil mi? Ailemizin mal varlığı sadece oğluna mı kalsın? Abi, çocuklarımın üzerine yemin ederim ki bu doğru değil. Ben sadece Camuna'nın yaşamasını istiyorum. O 20 yıldır senin yanında. Lütfen kurtar onu. Anne, Tanrı biliyor ki bizim malda mülkte gözümüz yok. Eğer yalan söylüyorsam Tanrı beni hemen cezalandırsın. Anne, sana yalvarıyorum. Lütfen Camuna'nın hayatını bağışla anne. Hayatım boyunca sana hizmet edeceğim. Hem de hiç şikayet etmeden. Sen Basant abi için endişelenme. Oğlum Jagdish'i onlara evlatlık olarak veririm. Bir daha onun üzerinde hak iddia etmeyeceğime söz veriyorum. Ayrıca aile mirasından da hak iddia etmeyeceğiz.
Camuna'nın hayatını bağışla. Anne, başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen onun hayatını bağışla. Öyle mi? Neden bu teklifi daha önce yapmadın? Eğer Camuna'yı bu kadar önemsiyorsan, Jagdish'i ona daha önce verebilirdi. Ama Jagdish artık büyüdü. Gerçek ailesinin kim olduğunu biliyor. Ben onu ikna ederim. Ondan gerçek ailesini unutmasını isterim. Beni dinleyeceğine eminim. Kes şunu Sumitra. Ağlamayı da bırak. Kafamı karıştırmaya çalışma. Onu kurtarırsam elime ne geçecek? O kadın bana bir torun veremeyecekse bundan sonra yaşamasının ne anlamı var? Basant'ın soyunun devam etmesi her şeyden daha önemli. Ben o bebeği istiyorum. Ne pahasına olursa olsun istiyorum. Üzgünüm efendim. Camuna'yı kurtaramadım. Sabahlı Camuna. Huzur içinde uyu sevgili gelinim. Çocuk erkek mi? Neden konuşmuyorsun? Camuna bir erkek mi doğurdu? Yüce Tanrım. Dualarımızı kabul ettin. En büyük dileğimi yerine getirdin. Tebrikler Basant. Baba oldun. Neden beni durduruyorsun? Ne oldu? Erkek değil mi? Camuna'nın bebeği ölü doğdu. Çok erken bir doğum oldu. Bu yüzden ölü doğdu. Elimden hiçbir şey gelmedi. Onu kurtaramadım. Basant yıllardır bunun hayalini kuruyordu. Ama sen
Buraya gelip her şeyi mahvettin. Sen torunumu öldürdün. Sen bir ebediysin. Sen bir katilsin. Şimdi hemen defol buradan. Kendi günahlarından beni mi sorumlu tutuyorsun? Suçlu olan sensin. Camuna'nın ve bebeğin ölümünden sen sorumlusun. Ne dedin sen? Bana öyle bakma. Her şeyi biliyorum. Doktor seni bu konuda uyarmıştı. Onun zayıf düştüğünü söylemişti. Ama sen dinlemedin. Onu her gün çalışmaya zorladın. Doktor dinlenmesini tavsiye etmişti. Ama sen onu dinlemedin. Bütün bunları inadından yaptın. Kimsenin sözüne kulak asmadın. Karşılığında ne aldın? Senin yüzünden iki insan hayatını kaybetti. Kendinden utanmalısın. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Gelinin 20 yıl boyunca sana hizmet etti. Ama bugün senin yüzünden öldü. Onun için hiç mi üzülmüyorsun? Sen de yaşamayı hiç hak etmiyorsun. Hiç hak etmiyorsun. Saçmalamayı bırak artık. Evimden hemen defol. Sen beni kovamazsın. Bir daha asla bu eve adım atmayacağım. Sen sadece mirasını düşünüyorsun. Bunun için de bir insanın hayatını feda ettin. Yazıklar olsun. O kadın yalan söylüyor. Onları ben öldürmedim. Onları doktor öldürdü. Onun verdiği ilaçları öldürdü. O aylarca o ilaçları kullandı. Bu yüzden öldü. Basant, onlar karını ve çocuğunu öldürdüler. Ah Tanrım. Eğer en başında sözümü dinleselerdi, Camuna bugün hayatta olurdu. Birini suçlamak artık anlamsız. Bir an önce cenaze hazırlıklarına başlamalıyız. Ah!
Anne. Herkes yengem, büyük annem yüzünden ölmüş diyor. Hayır Cagdiş, git ve yerine otur hadi. Camuna nasıl öldü Bay Bayron? Doktoru aramadınız mı? Camuna'yı doğum için neden hastaneye götürmediniz acaba? Hayır. Doktoru aradık ama bunun için çok geç kalmıştık. Elinden bir şey gelmedi. Bay Bayron, sizinle konuşmam gerekiyor. Hemen dönerim. Giderim. Bay Bayron, bu ölümün nedeni çocuk evliliği ve erken hamilelik. Eğer Camuna küçük yaşta evlenmeseydi bugün hayatta olurdu. Onun üzerinde çocuk yapması için çok büyük bir baskı vardı. Ve bu baskı yıllarca sürdü. Bu doğru. Haklısınız doktor bey. Dinleyin Bay Bayron. Camuna'nın bu şekilde hayatını kaybetmesinden sizin aileniz sorumlu. Çünkü Bay Basant onunla küçük yaşta evlendi. Ve Camuna sık sık hamile kaldı. Ve her seferinde düşük yaptı. Son hamileliğinde de onu çok zorladınız. Benim tavsiyelerimi dinlemediniz. Bunun sonucunda da Camuna hayatını kaybetti. Ne yapılması gerektiğini söylemiştim. Ama anneniz bunları görmezden geldi. O benim verdiğim tavsiyeleri dinlemeyerek Camuna'nın durumunun kötüye gitmesine neden oldu. Bay Bayron, hepimiz hata yaparız. Ama bu hatalarımızdan ders almalıyız. Camuna'nın ölümü de buna çok iyi bir örnek. Umarım kimse onun yaşadıklarını yaşamaz. Sugna'yı da küçük yaşta evlendirdiniz. Onu kocasının evine göndermek için sakın acele etmeyin. Tamam mı? Söyleyeceklerim bu kadar.
Sugna'yı da küçük yaşta evlendirdiniz. Onu kocasının evine göndermek için sakın acele etmeyin. Efendim, biz artık izninizle gidelim. Onun için dua edeceğiz. Tanrı acınızı hafifletmek için sabırlar versin. Anneanne nasıl, iyi mi? Dualarınız sayesinde çok iyi. Hayır Bhagwati, benim dualarım sayesinde değil. Oğlum Byron'u görüyorsunuz değil mi? Ve onun eşi Sumitra'yı. Onlar bütün gün Anandi için dua ediyorlar. Hatta bana yalan bile söylediler. Anandi onları gerçekten büyülemiş olmalı. Anandi için bana yalan söyleyip gizliden iş çevirdiler. Anne lütfen. Yalan mı söylüyorum? Hı? Söyle Sumitra. Biz artık gidelim. Anneanne evde tek başına. Ben sizi durağa götüreyim. Teşekkürler Bay Byron. Biz kendimiz gideriz. On üçüncü günde Haridvar'a gidin. Orada bir cenaze töreni düzenleyin, sonra da normal hayatımıza geri dönelim. Hayatımız boyunca yas tutamayız. Cenaze töreninden sonra işlerimize geri dönmeliyiz. Sugna'yı da artık kocasının evine göndermeliyiz. Sugna için vakit geldi de geçiyor bile. Bhagwati. Kızımız Anandi için endişeleniyorum. Jagdish'le evlendirdik onu. Birkaç yıl sonra onun evine gidecek. Bu konuda biraz tedirginim. Orada gördüklerim ve yaşadıklarım beni gerçekten çok etkiledi, biliyor musun? Kızımızın geleceği beni düşündürmeye başladı. Bay Byron iyi bir adam. Eşi Sumitra da öyle. Çok iyi biri. Ama anneleri acımasız bir kadın. Ailenin en büyüğü o sonuçta. Bu yüzden onun sözünden çıkmıyorlar. Gelinine nasıl davrandığını görmedin mi? Son sözü daima o söylüyor. Her zaman o haklı. İşte bu beni korkutuyor. Bhagwati. Aklımı kurcalayan bir şey var. Anandi onların evine göndererek biz hata mı ediyoruz? Artık bunu düşünmek anlamsız. Onun nasıl bir kadın olduğunu uzun zamandır biliyorum. Hastanede de gördüm. Jamuna'nın hayatı onun için önemsizdi. Sana bir şey diyeyim mi? Jamuna'nın bu şekilde hayatını kaybetmesi tamamen onun suçu.
Biz kızımıza hep sevgiyle yaklaştık biliyorsun. Ama altı üstü üç kişiyiz. Anandi kalabalık bir evde yaşamaya alışkın değil ki. Acaba evdekilerle geçinebilecek mi? Biz bugüne kadar ona bir kere bile el kaldırmadık. Anandi bütün kararları Byron'un annesinin aldığı bir evde mutlu olabilecek mi sence? Altın kafeste nasıl yaşayacak ki? Beni sen ikna etmiştin. Şimdi ise endişeleniyorsun. Neden korkuyorsun? Bir kızın hayatında yaşaması gereken iki evi vardır. Biri ailesinin, diğeri kocasının. Başta zorlanacaktır. Anandi'nin yeni eve ve yeni insanlara alışması zaman alacaktır. Ama sonunda yeni hayatına alışacaktır. Bütün ilişkiler başta çok hassastır. Zamanla güçlenir. Endişelenmene gerek yok. Anandi de yeni hayatına alışacaktır. Ne yapıyorsun Anandi? Burada ne işin var? Annemi ve babamı bekliyorum. Şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi. Tamam, sen merak etme. Birazdan burada olurlar ha? Neden bu kadar geç kaldılar? Eminim orada oyalanmışlardır, yoksa bu kadar geç kalmazlardı. Oyun oynayacak hiç kimse de yok. Ne puli ne de çampa. Çok sıkıldım, ne yapacağım? Çampa şu anda evinde olmalı. Onun yanına gidebilirim. İçeri gir. Bizi bütün köye rezil ettin. Sen bizi utançtan öldürmek mi istiyorsun ha? Söyle, nereye gittin? Kocanın ailesi yaptığın her şeyi duymuş. Seni o serseriyle görmüşler. Seni evlerine almayacaklarına dair haber yollamışlar. Aman ne güzel. Ben de gitmeyi çok istiyordum. Kapa çeneni. Beni rezil ettin. Bana yalan söylemekten utanmıyor musun? Yine o serseriyle buluştun değil mi? Seni görmeseydim eğer onunla buluşmaya devam edecektin. Bunu yapmaya utanmıyor musun sen? Bir daha asla dışarı çıkamayacaksın. Efendim, biraz lor peyniri alabilir miyim? Evde hiç peynir kalmamış da sizden alabilir miyim? Bekle, getiriyorum. Al. Teyze, çampa nerede? Neden? Merak ettim. O artık kimseyle görüşemez. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum, anladın mı? İstediğini aldın. Artık gidebilirsin. Anandi, buraya gel. Gel hadi. Ama üvey annen az önce dedi ki... Şşt, sessiz ol. Annem seni duyarsa beni döver. O seni dövüyor mu? Evet, bak kolum hala acıyor. Öyle mi? Seni neden dövüyor? O benim üvey annem. Beni hiç sevmiyor. O yüzden de her gün beni dövüyor. Üvey anne lafını daha önce de duymuştum. Üvey anne ne demek? Üvey anne kötü kadın demektir. Bu gece de beni odama kilitledi. Dışarı çıkmama izin vermiyor. Bana bir iyilik yapar mısın? Neymiş o? Git ve Lalan'ı buraya çağır. Lalan mı? O kadar uzağa gidemem. Hayır olmaz. O kadar uzak değil. Gölün hemen kenarında. Hayır, kocanın evi buraya çok uzak. Hayır, Lalan kocam değil. Ne? Sen kocana Lalan demiyor muydun? Evet ama bu diğer Lalan. Tatlıcı Anatram'ın oğlu Lalan. Onun da mı adı Lalan? Evet. Onunla ne yapacaksın? Ne mi? O okuldan arkadaşımdı. Uzun zamandır tanışıyoruz. Ama evlendiğimden beri görüşemiyoruz. Bir ağacın altında kitap okuyordu. Ben de elinden kitabı aldım ve kaçtım. Kitabı ona geri verecektim. Ama üvey annem beni gördü ve dövdü.
ama seni dövmesi gerekmiyordu. Haklısın ama o eski arkadaşlarımı görmemi istemiyor. Neden? Eskiden hem kız hem erkek arkadaşlarımızla görüşebilirdik. Şimdi neden görüşemiyoruz? Bilmiyorum. Annem istemiyor. Lela'nın sınavları yaklaşıyor. Eğer kitabını geri vermezsem sınavlarda başarısız olacak. Bunun suçlusu ben olacağım anneanne. Evet, çok haklısın. Benim yüzümden Lela'nın hayatı mahvolacak. Ama anne bunu anlamıyor anneanne. Ağlama Çampa. Anneanne, bunu mutlaka yapmalısın. Git ve Lela'nı çağır. Sen benim en iyi arkadaşımsın değil mi? Onu neden buraya çağırıyorum? Kitabı ona ben götürebilirim. Aa, hayır, olmaz anneanne. Kitabı ondan ben aldım. Onu geri vermek de benim görevim. Ayrıca derslerinden geri kaldığı için ondan mutlaka özür dilemem gerekiyor. Evet, ama üvey annen onu burada görürse seni yine döver. Onunla burada buluşacağımı kim söyledi? Öyle mi? Onunla ormanda buluşacağım. Ormanda mı? Bu saatte mi? Hayır, olmaz. Daha iyi bir çözümün var mı? Bizim eve gel. Hayır, sizin ev olmaz. Ailem bizi görebilir. Göremezler çünkü evde değiller. Kocamın ailesinin evine gittiler. Zaten görseler de bir şey olmaz. Onlar iyi insanlar. Ben onların üvey kızı değilim. Sen bizim eve git. Ben de Lala'nı çağırayım. Sonra da kitabını verir ve ondan özür dilersin. Tamam, hadi git. Bekle Çampa. Sen bu saatte nereye gidiyorsun? Ben anneannenin evine gidiyordum. Peki o çantada ne var? Anneannenin kıyafetleri. Ona hediye gelen kıyafetler. Anneannenin kıyafetlerine nakış işledim. Şimdi gidip bu kıyafetleri ona vereceğim. Tamam. Şimdi gidebilir miyim? Tamam. Git. Çampa, yemeğini getirdim. Ne? Çampa neredesin? Çampa! Çampa neredesin? Çampa! Çampa neredesin? Neredesin bu? Çampa! Merak etme. Kızını bulacağız. Onu bulacağız. Evet. Evet, evet, hadi. Onu bulacağız. Nereye bulalım onu. Hadi gidelim. Çampa! Hadi. Onu bulalım. Hadi. Hadi. Çampa! Çampa! Neredesin? Çampa! Çampa! Çampa neredesin? Nereye kayboldun? Neler oluyor? Nasıl söylesem bilmiyorum. Çampa ailemizin şerefine kara leke sürdü. Anatram'ın şımarık oğluyla birlikte kaçmış. Aman tanrım. Öyle mi? Biz de şimdi onu arıyoruz. Kim bilir nereye gitti? Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ben az önce onu gördüm. Anneannenin evine doğru gidiyordu. Gerçekten mi? Evet. Elinde de kocaman bir çanta vardı. Emin misin? Anneanneye kıyafetlerini götürdüğünü söyledi. Duydunuz değil mi? Hemen hadi, kaçanın hadi gidelim. Hadi, 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 yürü, hadi, bakalım, hadi, çabuk olun. Hadi, hadi, hadi çabuk olun. Keseriyan.